kardeşlerimin sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Yılbaşında Müslüman olmanın gereği nedir? Aslında yılbaşında Müslüman olmanın gereği bu güne kadar bana sonsuz nimetleri ihsan eden ve beni bugüne sağlıklı ve selametli bir şekilde ulaştıran Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun diyerek 2 rekat şükür namazı kılmaktır. Yani bir Müslümanın yılbaşısı aslında her gündür. Çünkü dünü götüren Allah bugünü getirdi ama beni getirmeyebilirdi. Ben bugüne gelemeyebilirdim ama beni Allah bugüne de getirdi. Öyleyse bugüne beni getiren Allah nasıl şükre layıksa ve bugün beni yaşatan Allah'a nasıl hamd etmek, şükretmek benim bir görevimse, öyleyse yılbaşı dediğimiz o güne bizi ulaştıran Allah'a da yine hamd etmekten, şükretmekten başka yapacak bir şeyimiz yoktur. Müslüman, dindar olandır. Biliyorsunuz zengin insanlar eğer zenginliklerini kısarlar ve o zenginliklerin göstergesi olarak cömertlikte bulunmazlarsa onlara biz ne diyoruz? Malum, adam cömert değildir. Ötekini kullanmayacağım. Cömert bir adam değildir deriz. Demek ki zenginliğin göstergesi cömertliktir. Hayatın göstergesi harekettir, görmektir, işitmektir, yürümektir, konuşmaktır. Dolayısıyla hayatın göstergeleri olmalı ki biz o insanın hayatının olup olmadığını anlayalım. Şimdi Müslüman Müslümanca yaşar. Peki Müslümanın göstergesi nedir? Müslümanlığın göstergesi dindarlıktır. Demek ki yılbaşı dediğimiz o günlerde bir Müslümanın hal ve tavrı dindarca olmalıdır. Yani dini olmalıdır. Dinle uygun bir hal ve tavır sergilemelidir. Elinden yaptıkları, dilinden dökülenler, gözünden girenler, kulağından girenler veya ağzından girenler veya şekil ve hal olarak tavır ve davranışları neye benzemeli? Dindarca, Müslümanca, peygamberce olmalı. Öyleyse bir Müslümanın yılbaşısı Müslümanca olmalı. Yani bu günleri aslında bir tek gün olarak değil, her günü aslında bir yılbaşı, her günü bir hayat başı, her günü bir yeni imtihan başı olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda Müslümanın yılbaşısı diye özel bir günü yoktur. Müslümanın her günü, her saati yılbaşıdır ve ona göre inşallah o yılının, o anının, o saatinin, o gününün ve o hal ve tavırlarının başını Müslümanca başlar, sonunu dindarca bitirir. Evet, her Müslüman yılbaşı günü kendine sormalı. Ben Müslümanca mı, dindarca mı bugünü geçiriyorum? Yoksa gayrimüslimce, Hristiyanca, Yahudice, Mecusice onlar gibi mi acaba geçiriyorum bugünlerimi diye düşünmeli, tefekkür etmeli ve gününü ona göre değerlendirmeli.